Hı? Hı? Kafana tokma indiririm ha. Hı? Merhaba arkadaşlar, Gamer Dibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight'dan hepinize selamlar. Gençler, önce Survivor maçı atıp o maçta hangi katil geldiyse onunla katil oynadığım bir serimiz vardı biliyorsunuz ki. Bugün bu seriye devam videosu çekiyorum. Evet, map'imiz güzel. Map'imiz iyi. Killer bakalım becerebildiğimiz bir şey mi geldi? Kesin var ya, benim yine şansıma böyle en uyuz lanet bir şey gelecek. Hem beni burada mahvedecek hem ben hiç oynayamayacağım onu. Bu kimdi lan? Lan! Lan geliyormuş. Oğlum böyle bir katil mi vardı oyunda ya? Arkadaşlar bu bende yok. Bunu oynayabilmem için hesap değiştirmem gerekiyor. Nasıl yaparız? Ben bir arkadaşlar Ali'nin hesaba geçeyim bu maçtan sonra. Ali arkada Battle.net'ten kod oynuyordu zaten. Ali'yi bir anda atsam ya bunu. Bir tane oyunda Ali böyle kendi kendine. Bir giriyorum zıng. Lan şerefsiz. Beni niye ateşe atıyorsun, hemen safe tarafa geçti ya. Ama benim mi alıyorum? Safe taraf boşta, niye geçmiyorsun değil mi? Ama nasıl yapalım arkadaşlar onu biliyor musunuz? Hadi düşün. Açıklamıyorum ama. Bir de arkadaşlar bu aralar mikrofonum sorunlu. Ara sıra bazen hiç sesim gelmiyor. Bazen çok cızırtı falan geliyor. Yani normal her şey normal ama bir an bir 10-15 saniyede bozulası tutuyor böyle. O yüzden IBAN atacağım. Bir 2000 lira atarsanız size zahmet. Bak mesela ikinci jenimi bitiriyorum. Ben bu solo Survivor'da ekstra bir sorumluluk hissediyorum takımıma karşı. Yani kendi ekibimle oynarken böyle bir sorumluluk hissetmiyorum. Çünkü Tolga ve Marci hepsi mal olduğu için ben ne yaparsam yapayım öleceğiz. Ama bunda öyle değil. Bunda insanlar benim jeneratör yapmamı değerlendirebiliyor. Bak bak bak, jen diye nasıl yanıyor, tutuşuyor. Yıllamama bile izin vermedi anasını satayım. İşte bu ruh. Bu ruh lazım arkadaşlar. Lan minik piçe bak. Akıllı purpo, akıllı purpo. Yetişemez ki. Yandan dolan. Oğlum. Lan ne? Ye diye bağırdığı an zaten. Ya hayır. Arkadaşlar. Çok salağım ya. Vallahi çok salağım şu an kendimi gerçekten. Yani bir maymun zekasında hissettim. Ki biliyorsunuz ki çoğunun ortalaması İbo'dan daha yüksek. Bak videoyu açalı 5 dakika oldu, 2 tane laf soktum İbo'ya. Daha devamı gelecek. Durmak yok arkadaşlar. Çünkü bu aralar Twitch geri açıldığı için İbo mutlu. Hemen geri bozmam lazım onun mutluluğunu. En yakın arkadaşlar sizin mutluluğunuz kıskanır arkadaşlar, bunu unutmayın. Ben de en yakın arkadaşlık görevimi yerine getiriyorum. İnşallah daha da üzeceğiz İbo'yu. Hatta Twitch kanalını mı reportlasam ya, cinsellikten falan. Onu bir düşüneceğim, bir gece bir bakayım ona. Arka arkaya 3 tane espri yaparak az önceki mallık hatamı da dojlamış oldum arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar, kafanızı bu tarz kurnazlıklara kullanacaksınız. Hemen konuyu saptırdım, anladın mı? Merhaba. Ulan ben CS'den kasa düşürdüydüm, onu 9 dolara sattıydım ya. Keşke Chucky alsaymışım. Chucky ne kadar ki? Gittim tekrardan CS'ye yatırdım, M4A1 falan aldım. Bir tedirgin oldum. İçimde bir Volkan Konak hisleri belirdi arkadaşlar. Normalde bunun adı örümcek hisleridir bilirsiniz ki. Ama Volkan Konak da benim için bir örümcektir. Bak mesela öldüm. Yani şu an mümkün değil, bu adamdan kaçamam burada. Yaralıyım, şeyim. Aha, gelmedi bana. Hocanı durdurmam lazım yalnız. Ananı s**eyim ya. Oğlum gitti sandım ya. Ne yapıyorsun burada, öbürünü kovalasana. Neyse dur, almadı beni, belki hamura atarım. Ama bir şey değişmedi, Jen'e gene geri geldim. Şu en azından bir gerilemesini durduralım Jen'in. Tam uzaktı baba bak. Mesela zoom yaptım oraya ama yine görememiş olabilirsiniz Chucky'yi yani. Son can kaldı da, o son can da Chucky Bey'in orada. Loop atması en zor katil Chucky, net bak. Nurse'u bile zorlayabilir gerçekten. Yani bak, hem sessiz moda geçebiliyor, hem sessiz modda olsun olmasın fark etmez. Çok küçük olduğu için spotlarda ışığını takip edemiyorsun, bir şey anlatıyorsun. Ne oldu beledi? Aha! Ne diyorsun, o adre timingi neymiş o? Lan ne oluyor oğlum, duramıyorum, alo! Arkadaşlar işte Duracell pil farkıyla siz de bu kadar güçlü olabilirsiniz. Aa, az bir şey açmış bırakmış. Vallahi tekmeyi koyacağım şimdi gelişine. Musa Sov'un Manchester United'a attığı gol gibi sokacağım 90'a seni ya. Diğer kapı nerede? Ben diğer kapıyı görmedim ya. Burası base'miş. Belki medkit çıkartırım. Medkit çıkarmadığım sürece, çünkü kaçamam bu maçtan. Aynen, gerçekten feneri koluma süre süre iyileşirim artık. Geç altından. Aha, baba yer mi oğlum? Lan!
Pamuk veledine bak. Bu pamuk veledini nereden getirdiniz? Yumurcak TV'den mi? Bari 3-5 loop atak be reis, gel be. Atma özellik falan, gel 3-5 saniye loop atalım. Ananı ağırdın, onu da kırdın he. Lan! O nasıl bir hızlı kırışmış oğlum? Ben gerçekten yani hiçbir şey yapamadım bu maç. Ya bir kere arkadaşlar, bu katilin güçlü olduğunu nereden anlarız biliyor musunuz? İbo bu katili oynamayı becerebiliyor. Bak 3 oldu İbo'ya soktuğum, daha devam edeceğim. Arkadaşlar katil hastane haritasını atmış. Düşündüğüm gibi bir lanetle karşı karşıya olabiliriz şu an. Ben var ya, yemin ediyorum loop yeteneklerimi kaybettim bu oyunda ya. Yani şu an sıfırdan bir hesap girsem ve karşı oyunu minicik bilen bir katil gelse yine de hiçbir şey yapamam. Ben bu jeni yapmam ya. Bana bir sededit gelir mi arkadaşlar? Böyle bir anonu ağırdın reis. Ne haber kardeşim? Senin kalıbına tüküreyim gerizekalı mal. Gel biraz da şurada dönek. Tam mal ya. Bu bubbalar acayip. Acayip tatlı oluyorlar ya. Bak orada bir anlık hata inen arkadaşlar. Bir anlık hata derken hatay anlamında. Lan keşke kıvrak atmasaydım. Bu yüzden atmıyordum işte ya. Beni salmasın diye. Ne oluyor lan? Ses tellerim ele geçirildi. Adamla tam böyle hani 5 can kovalayacak bir tip vardı. Keşke atmasaydım o kıvrağı ya. Neyse bubba oynayacak olmam güzel. Bir tane araya çıtırdan bir toksik bubba sıkıştırabilirim ya, bakalım bir. Arkadaşlar bu arada bu Chucky'nin ve toksik bubbanın özel videosu da gelecek, haberiniz olsun. Yani şu an ikisini de birer kere oynayacağım karşıma birer kere geldikleri için, ama dadı damağınıza kalabilir Eccük. Gerçi nasıl oynayacağım o da önemli. Eski toksiklik hünerlerim devam ediyor mu bilmiyorum. Sen var ya cadısın ha. Bana bir lanet getirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yanıma gelir gelmez can kapandı. Alo? Oynayamıyorum, internetim gitti. Alo? Şaka şaka. Yediniz değil mi? Yapıyorum arada böyle. Bu troll işinde varız arkadaşlar. Bak yine cadı geldi yanıma. Bir şey olacak birazdan Jen'e. Cadı gitti, tamam. Safe'teyiz. Arkadaşlar bir tane perk gelsin, şuradan şuraya atlayabilirim. Bak bir şey diyeceğim, yemin ediyorum perk buldum. Vallahi billahi perk buldum. Mantıksız diyen olursa ağzına fırıncı küreğiyle vururum. Bak Rainbow'a bile yıllar sonra geldi bir FPS oyununa. Şöyle düşünün. Mesela karakterin bir özelliği, bir perk'ü olacak. Şuradan şuraya tırmanabileceğim, anladınız mı? Bu yorgunluk perk'ü olacak. Mesela işte örnek verdiğim gibi buradan şu üste tırmandığımı düşünün. Ya da The Game'de aşağıdan yukarıda delikler oluyor ya, oralara tırmandığımı düşünün. Yorgunluk perk'ü olacak bu. Ya da belki yorgunluk değil de her maçta bir kez kullanmalık bir perk, bilmiyorum. Onu artık yapımcılar ayarlasın. Ben fikri verdim. Siz de bu tarz perk yorumlarınız varsa arkadaşlar, Hilton Otel'de seçmelerimiz var cumartesi günü. Oraya gelebilirsiniz istiyorsanız. Ya da abi ben uğraşamam diyorsanız yorumlardan da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok tabi. Bu nasıl, ne salak bir maçtı. Sadece konuştum maçta. Hiçbir işe yaramadım. Ana! Tişörtün ananın... Al, sadece konuştun kardeşim, oldu mu? Al, sadece konuştun. Oğlum o kim? Ne oldu lan? Gel lan Ezük. Bana oğlum adamı çağırdı da palet hiçbir şey yok ki burada. Dur. Aha benim şeye geldik. Exadlon spotu. 1 2 Ananın. Çıkacak yer yok. Ak lan var ya, ilk adam fake'ten sonra çok geç gitti tekrar ya. Tam o aradaki timing'i yakalayamadığınız sürece bu spotlardan çıkamıyorsunuz arkadaşlar, yani mümkün değil. Erken devirmemem lazımdı, benim hatam. Ama devirdikten sonra da bir minik %20 şansla falan, dediğim gibi o timing'i tutturursanız kurtulabilirsiniz, ama adam yemedi o timing'i. Arkadaşlar beni buradan çıkarabilirseniz Winston Churchill'e verilen onur madalyasından vereceğim size, yani yemin ediyorum. Bir şekilde onu kuyumcuda muyumcuda bir yerde kaynattıracağım, vereceğim size. Artık nereden yaptırabilirsek. Beni buradan kurtarabilirseniz. Adam arkasına bile bakmadan gitti. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben olsam ben de aynısını yapardım, sıkıntı yok. Ama. Şu bir şeyler deniyor gibi, dur bakalım. Bence o kaçış yolu arıyor şu an, benim için bir şeyler denemiyor da. Hani ulan kapı nerede diye adam, aynen tam da öyleymiş. Ben bunun bedelini Killer Bubba maçımda ödetirim. Zaten o cadıda bir şey vardı, o ben cadıdan anladım, o bana bir lanet yükledi, ben bu maçtan mümkün değil kaçamazdım. Neyse arkadaşlar, çirkefliğimizi yapmayalım, GG'mizi diyoruz. Rusça bilen arkadaşlarımız bir çevirebilirseniz size zahmet. Evet arkadaşlar, uzun süre sonra toksik bubba. Map çok
yorum yapmaya müsait olmayabilir ama şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. Adamlar CFF değil. Çünkü odaya sürekli birileri girip çıktı, yani bunlar takım değil, ona eminim. Biliyorsunuz ki bu şeyde kill amacımız yok. Ve sadece sol tık oynuyorum arkadaşlar. Neden testere kullanmıyorsunuz diye sormayın. Çünkü düşürdüğüm kurbanın yeri diğer kurbanlara gözükmüyor. Taktığım perk sayesinde. Haberiniz ol Sişko. Ooo Çebeka Rambers. Eda Wink'cim merhaba. Oo bu prestijli Eda Wink ya. Benim şeyim kim? David'miş, tamam. David'e bulaşmayacağız arkadaşlar. En güzel en sona zortlamasın. Şöyle bir paleti alalım oradaki. Çok güzel. Eda'nın peşinden devam. Eda şu an güçlü bir spota gidiyor. O iskeleyi eğer doğru kullanırsa benim ağzıma sıçar. Kıvrak attı. Şuradan önüne çıkar mıyız? Şeke giriyor. Oo, kötü salladık Ember'i. Lan o ney? Oğlum yanlış bastım ya. Vallahi sol tıkın gazabına uğradık. Kendi kendine. Edacığım teşekkür ediyorum. Saklanman gereken yeri iyi biliyorsun. Şu malı da stack kasar mıyız? Kasarız kasarız. Hatta bunu düşürürüm bile ben ya. Jene tekme mi atsam diye düşünüyordum ama. Şöyle bir fake versek. Ya hayvan. Tam bu zayıf halka gibi arkadaşlar. Eda'nın peşinde bir yılan var. Eda'nın barı inmedi bile. Ya da Amre mi attı diyeceğim. Atmamıştır herhalde ya. Ya barı da azalmamıştı. Keşke Rebecca'yı salmasaymışım ya. Ya hayır. Satış üstüne satış. Aha güzel bir yere geldi. Nice. Eda yıllandı bile. Ulan David keşke takıntılı olmasaydı. Bir de Rus'tu ya. Tam şansıma var ya. Ya oğlum bak yine bak. David piçi değil mi o? Anladı ne yapmaya çalıştığımı. Tamam mı? Geliyor gidiyor milleti alıyor. Aynen de tam tahmin ettiğim gibi David piçi. Kim olabilir başka? O zaman onu kovalayacağız arkadaşlar. Ay oğlum biraz daha gidip yapsam fake'i çok güzel yiyordu sanki ama yedirtemedik. Atıyordu, tam atıyordu. İkinci volta atıyordu. Yani yüksek MMR'da olduğum için zaten arkadaşlar bu oyun tarzını kullanarak 4 kill almam imkansız gibi bir şey. Bak ağzına gömçürdüğüm. Çok güzel. Yat bakayım şimdi. Tabii onu testereyle indirmek zorundaydım arkadaşlar. Çünkü en güzel en sona perk'üm var. Ha ama testereyle indirince de stack gidiyordu değil mi? Doğru oğlum. Doğru lan. Ama en azından 2 tane vurup 2x stack göndermek yerine tek x yapmış oldum. Bu arada benim bamboozle'um var ama bamboozle kullanmaya hiç alışık olmadığım için 1-2 spotta pencereyi kapatmak yerine dümdüz mal gibi kovalamayı tercih ettim. Yine hatalıyız tabii bir tık. Edacığım merhaba. Seni de düz bir indirelim. Çok güzel. Biraz arkadaşlar maçı tutmaya çalışıyorum şu an. O yüzden sağ tıkla indiriyorum. David, o jeni sen yaptın değil mi? Alan vake. Dur. Alan Wake falan şu an umurumuzda değil arkadaşlar. David diğerlerini kaldırmaya gidiyor yine. Buldun mu lan Rebecca'yı? Ha, bulamadın mı? İt herif. Öldüm kanki. Ne oldu, pencere mi kapalı kanki? Bak şimdi sana daha sinirleneceğim bir şey yapacağım. Kal burada. Diğerleri nereye gitti ya? İkisini de aldı ya. David aslında benim işime yarayan bir şey yaptı arkadaşlar farkında olmadan. Aha. Lan oğlum. Bana kodumun at sineğe. Öyle kaçılır mı? Nereye gidiyorsun? Gerizekalı nereye gidiyorsun? Selam. Bu Rebecca var ya benim şu an yardımcım gibi ya. Hem uzak yerlerde ölüyor böyle. Hem de saçma sapan ne palete gidiyor ne bir şeye gidiyor. Az önce David dolaba girerek steklerimizin azalmamasını sağladı. Onu greblemiş olduk. David maçı salladı arkadaşlar galiba. Yat lan yere. Tek maçta Boxic Tubba lan. Toxic Bubba serimize. Ya David'cim neye sinirlendin anlamadım. Hı? Ha? Kafana tokma indiririm ha. Hı? Sen demek maç başında benim düşürdüğüm adamları bulursun ha? Çebeka Rambers'ı bir öldürelim arkadaşlar yerde. Bu kim yani tam olarak şu an? Kaldır onu, daha da sinirlenir. Kaldır. Ona maalesef kill animasyonu şey yapamayacağız. Klip çekemeyeceğiz. Çünkü önümüzde müthiş bir hedef var arkadaşlar. Of var ya bak. Yemin ediyorum o kadar özlemişim ki. Ha bir de itin oğlu bak orada. Seni görmediğimi mi sanıyorsun lan? Seni görmediğimi mi sanıyorsun lan? Bak. Hayvan. Edacığım sen devam et. Hop. Ya teşekkür ederim bana karşılama hazırladığın için David'cim. Hıh.
Dünyanın en anlamsız testleri kullanımıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Oğlum David nerede? Şurayı bir kapatalım. Yetişemeyeceğiz. Aa, palet varmış lan. Testlere. Ya ben niye bu kadar kötü oynuyorum bunun testeresini? Yani Toxic Bubba serisi yapmasam gerçekten benim meslek ya. O kadar kötü oynuyorum ki bunun testeresini. Eda diğer adamı bulamadı hala. Sana bir M1'i yapıştıralım biz yine. Ne oldu, onu yaptın? Öldün gerizekalı. T-bag yapacağına uzaklaşsana güzel kardeşim. Baba bak. Baba bak. Önlüğüme bak. Sarı önlüğüme bak. Yürü, nasıl sallanıyor bak. David'e şovumuzu yaptık arkadaşlar. Eda saldı bile. Diğer adamı aramıyor ki. Aşağı falan. Base dolaba mı girdin lan? Ulan dua edin, zamanım yok var ya. Seni geri atar. Öyle bir beklerdim ki o bütün barını. En arkaya asalım da attempt atarsa kaçamasın. Arkadaşlar genler bitmediği için bunun yanında durduğumuz zaman barı doluyor. O yüzden durmayacağız. Bu kim lan? Alan Vake. Alan razı, veren razı arkadaşlar. Oğlum koskoca Nemesisler, efendime söyleyeyim piramit kafalar, Demogorgonlar, Michael Myers'lar bu oyunda rezil oluyor, rezil. Kendi filmlerinde ilahlar, affedersiniz. Bu oyuna bir geliyorlar, paleti bir diye stanyıyor adam yani. Sen kimsin oğlum? Göte boklu Alan Wake ya. Sen de rezil olacaksın lan. Hep killerlar mı olacak oğlum? Sen ne sana ayrıcalık mı sağlayacaktık yani? Tuh vallaha tuh. GG. Cringe. Neden? Şöyle iyice hani olaydan haberimiz yok. Ne oldu ki ya? Arkadaşlar aynı takımda bir aboneme denk geldim. Sağ olsun benimle oynamanın bir şans olduğuna inanıyor kendisi. Bakalım, umarım kaçarız. Müsübizaksiyen. Hadi bakalım çocuk. Görüşürüz çocuklar. Lan dur dur, o değil o değil, dur. Nasıl kapatıyorduk lan bunu? Bunu da kapatalım. Lan maçın başında yutulacaktık, anasını satayım. Direc mi oynayacağız şimdi ha? Geçen İbo'yu izledim, Allah affetsin, Direc oynarken. Yani bak 4 oldu İbo'ya soktuğum, daha devam edeceğim video boyunca da. Bu kadar kötü oynar bir insan ya. Ne özelliğini kullanıyor, ne bir şey yapıyor, dümdüz chase atıyor ya. Kullansana kardeşim Karazu maske taktiğini ya. Maçın başında da direkt bununla başlatma, Edo'nu güçlüymüş ya. Ne diyorsunuz boys? Bu ne oğlum? Şey gibi, Yeti gibi. Ha? Ananı avradını, bu nasıl build? Arkadaşlar affedersiniz, yemediğim bir İbo'nunki kaldı yani. En iyi şekilde atlattık da, tabi bunu atlatmak denirse. Karazu maske taktiği uygulayabilir şu an bize. Akıllı 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 taraftan devirdi paleti, oyunu biliyor. Oyunu bilen katillerden her zaman korkmalıyız arkadaşlar. Ama yetişemiyor Purpo ya. 23. paletini devirdi, maçın henüz 2. dakikası. Bakalım, katil kovalamaya devam ediyor. Oğlum bir yavaş gibi ya şeyinden dolayı. Ağır olduğu için galiba. Bir ağır geliyor bana şu an böyle. Şu an iyi chase attım gibi gözüktü hiç hasar almadığım için falan, ama atmadım bu arada. Spotları maksimum bir tur dönüp devirmek zorunda kaldığım için şu an bence adam avantajlı. Çok fazla spot aldık. Maçın sonunu yok edebilir yani. Jack Park ölecek gibiyse hasar alabiliriz aslında ona. Hey! Ulan var ya, attıydım, o refleksi attıydım. Bak iki tane refleks attım. Hem palete koştum hemen geliyor mu acaba diye, hem de gelmiyor diye geri gittim. Girme girme, o moda girme. Anan. Oo, Jake tanılanacak. Hasar aldım ama. Lan dur. Eyvallah. Quentin Smith kurabiyeciğim, teşekkür ederim. Jake'den çekmiş olduk çünkü ikilenecek. Yine tek yeme moduna girdik. Ne oluyor oğlum, iki kere mi girdim ben? Lan bir fenerim olsa var ya, bir fenerim olsa. Oğlum ya şakasın ya. Direç şakasın ya, Direç. Gerçekten şakasın ya. Oğlum bilsem böyle bir mallık yapacağını devirirdim, hiç şey de yapamadım. Quentin'cim özür dilerim gerçekten. Sana bir can borcumuz olsun bu maç. Jake Park yine ikileniyor. Bu sefer de dedim belki base'e getirir de. Acil can yapmamız lazım, maç gidiyor. Nia'yı da korumam lazım şu an, o da ikilenecek. Tamam, sen devirirsin o paleti. Devirmedin. İşte bu mod girmesin, bu modda nasıl koruyacağım? İyisin Nia'cım, iyisin Nia'cım. Devam et, devam et, devam et. Özel korumam burada. Ya bir tık bokunu çıkarıyor. Oğlum sağında palet var. Orada yok ki bir şey. Ha, pencere. Aha, şu paleti niye oynamadı ya? Git lan git.
Manyağa bak. Hıh diye yanımda dolanıyor. Çaktırmadan kempliyor mu uzaktan? Yo, bayağı çaktırarak kempliyor. Elini kolunu. Lan niye bir palete bir şeye gitti ya. Ah niye? Ah şurada palet var. Şu paleti oyna artık. E öldün. Cık, dibinde kanca var. Hasar da alamayız ki. Bari oğlum etkitim var da. Aha tekkeme moduna da geçtik. Bari oğlum etkitimi kullanıp ekstra hasar alırdım kanca için ama kanca çok dibindeydi. Direkt maç giderdi yani hasar alsaydım. Şu paleti bir görmedi ya niye? İki kere o palet yüzünden öldü. Bir oynasa orayı hasar alacağım zaten, sonra kaçacak. Oo, bu arada Jack Park ölüyor. Ananı... Ben ölüyorum. Hop. Oooo! Lan vurmamış ki. Ben niye öyle salak salak oooo falan dedim ki. Vuracaksın, vurmak zorundasın, vurmak zorundasın, vurmak zorundasın. Ya ben salağım ya, ben... Oğlum niye heyecan yapıyorsun ki yani? Bak vallahi eskiden olsa şunları hiç yemem, şu akıllı oyunlarını hep yapardım ya. Yani gerçekten beyin olarak yaşlandım ya. Jake, senin son asılışın, sen niye beni heal'liyorsun? Eyüzüç, bismillah şeytan. Ne dedim amına? Jake'i kaderiyle baş başa bıraktık. Oo, bu Jane ne olmuş? Bir pop daha vurdu büyük ihtimal. Ya bu ne gereksiz bir mod yani. Allah'tan şey var da fırsat penceresi. Bir yerleri görüyorum yani. Yo, şekte cam varmış. Vallahi tam o sıra şeke gel. Nasıl oldu o ya? Yanlışla fake attım arkadaşlar, adama işe yaradı. Burası çok açık ama nema problema, nema problema. Öküz gibi gerizekalı gibi direkt geliyorum diyorsun. Çok NT değil mi ama öldük. Bak yani hiç o hareketini denememene gerek var değil mi? Düzgünce. Arkadaşlar competitive player purpo. Yani kazandırabileceğim kadar zaman kazandırmaya çalıştım. O adam Jane'i bıraktı, demek ki benim salmamı istiyor ya da adamın Jane'e gideceğini düşünüp hemen o sıra bana sıvışacak. Sanırım beni alacak. Aynen bak, adam gidiyor Jane'e. Çök şimdi bana. Akıllısın oğlum. Aferin lan Quentin. Seninle güçlerimizi birleştirebiliriz. La o kim? Adam mezardan geldi, anasını satayım. Quentin tamam, biraz da sen oyala. Bazı yerlerde biz de sattık da. Allah'ım barbekten görmüş olmasın. Ta senin kafa tasını sikiyim. Adam beni pişirdi. Dolabın içinde pişirdi adam beni. Gulu 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 diye piştim dolabın içinde ya. Ya gireceksen erken gir ya girme yani. Ne yapıyorsun ki tam adam astıktan sonra? Yani gerçekten arkadaşlar böyle bir form düşüklüğü olamaz ya. En formda döneminde Çin'e giden Hulk gibiyim şu an gerçekten ya. Gençler, Ali'nin hesabı şu an bende giriş yapılı olmadığı için çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. O yüzden gerçekten sözüm olsun, Chucky'ye özel direkt gameplay videosu yapacağım. Böyle 3-4 maçlık, belki de 5 maçlık o anki duruma göre. Direc oynayayım, bitirelim videomuzu. Perklere çok gerek yok, hızlı bir şekilde eklentilerimi anlatayım. Çünkü Direc çok fazla oynanan bir katil olmadığı için eklentilerine hakim olmayabilirsiniz. Ben de değildim. İlk eklentim gece karanlığında, yani az önce gördüğümüz karanlık modda değilken ışınlanma hızım %25 artıyor. Ve çıkış kapıları açıldığı zaman tüm kilitler anında kırılıyor. Bu ikinci madde çok gerekli değil bence. Bir kurban herhangi bir dolaba kilitlediği zaman 6 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyorum. Oğlum unuttum bunu, nasıl oynuyorduk ya? Şu siyahlığı bıraktığım zaman geri nasıl gidiyordum ona? Ohoho, dolaplar kilitlensin diyor ne? Oho, üzerine başlamış bile Ace Viskoski kardeşim. Arkadaşlar ben zaten buraya gelecektim. Siz olayı bilmiyorsunuz. Ben zaten buraya gelecektim. Bir sürü zaman kaybı, jenler ilerledi. Şunu kır. Baksana jenler uçtu, o Ace'in yaptığı jeni salacağım. Şunu almaya çalışayım. Çok hızlı ilerlediler ya. Ace bir sal be babacım. Oha, biri daha varmış dibinde. Spotlara bak Allah'ım, ona gitsem şey, öbürüne gitsem inek spotu.
Ace, vallahi billahi seni tanrılarım. Yemin ediyorum işi gücü bırakırım. Bütün maç seni öldürmeye oynarım. Ay kalıntını. Ya gerizekalı mal ordusu. Seni alacağım ya sen. Oğlum senin yaparken tarçın mı kattılar? Kafan niye böyle? Bunların hepsi yaralı. Ne yap? Oğlum nasıl yetişti? What the fuck? Çocuğu beyinsiz ya. Ulan seni bu maç öldürmeyen var ya, adam değil, hadi bakayım. Bütün maçı salıyorum. Seni bu maç öldürmeyen adam değil. Hadi bakalım. Adam ta nereden gelip kanca sabotaj yaptı ya. Ben de hani garanti hasar veririm diye önüne falan gelmesini bekledim. Oturdu ve sabotaj yaptı gerçekten ya. Dedem merhaba. Ediş tamam, biliyorsun oyunu, anladık. Biliyorsun oyunu, tamam. Burada biri daha var, gördüm. Gel bakalım. İstiyorsa bu maçta 15 kişi olsun, 14'ü kaçsın. Seni kaçırtmayacağım. Malı öldün. Öldün, oynayacağın spotu sikiyim. Dünyanın en safe spotunu bok gibi oynadın. Daha kötü oynayamazdın, ezik herif. Hadi sabotajla, bir daha sabotajla ya, ne olacak? Aha. Gel bakalım son tunnel yemeğe. Dediş yapma dediş. Ay akıllı gamı pilav, akıllı gamı pilav. Tamam, dedişi düşürdük. Bir de oynuyorsa tutmuyormuş öyle son asılışında ya. Ya işte ne güzel sıçtı adam, niye yapıyorsun ki onu ya? Allah'ın izi. Gel seni bir yutayım, o atı yuttuğum gibi, tamam mı? O Asylum'daki atı yuttuğum gibi. Yo, neredeydi? Asylum'da mıydı? Aynen. Seni de bir yutayım. Sinirlendik. Şşş. Bırak. Gerizekalı piç. Başka astığım var mıydı? Ya o palet niye duruyor hala ya? İçimin yağları eridi ya. Gram umurunda değil şu an. Dediğim gibi şu an 14 kişi birden kaçsın mesela, anladın mı? Gram umurunda değil. Çok iyi oynayamadım katili. Özellikle o kara delik olayını hiç kullanamadım. İbocuğumuza laf ettik. Biz de bok gibi oynadık direci. Bir tunnel da buraya gelsin o zaman. Keşke 3'e geçirebilseydim, 2'ye. Ne haber? Ha? Of, şu an ne kadar gıcık oynuyorum, acayip keyifli ya. Ama hak etti, o ace başlattı yani bunu. Zaten maça bok gibi başlamışım. Anladın mı? Zar zor hook almışım. Lan it herif. Şuna gitsem. Tam önüne, tam önüne. Tamam, o gitsin oralara, hiç umurumda değil. Lan keşke uzaklas... Lan! Tiki kızlar gibi oldum anasını satayım. Babisco! Tam mal ya. Tam... Aaaaaa! O perk ne oğlum, az önce niye çalışmadı o zaman o? Ya dede, sikeceğim seni de şimdi, arayacağım huzur evini, yemin ediyorum. Bayağı çabalıyorsunuz. Ya bu mal için nereye çabalıyorsunuz oğlum? Bu önünü bile görmüyor ki ya. Sen de defol git. Oh ne güzel maç. Allah'ım, hem toksik bu maç hem bu maç, ne güzel maç. Arkadaşlar, küçük kardeşlerimiz için orayı sansürlüyoruz. Lütfen böyle şeyleri evde denemeyin. Ya da götünüz yoksa buyurun deneyin. Bunu da yuttuk. Yetişemezsin herhalde diyeceğim. Sen yine 0212 Alo Huzur Evi mi? Bok gibi oynuyorsunuz yani, hani chase'lerde bir şey yapsanız tamam diyeceğim, hani maçı tanıladım kazandım. Bok gibisiniz yani. Ace hariç hiçbiriniz oyundan bir gram anlamıyorsunuz. Senin de hocanı bitirmene izin veremem. Buna Karazumaski taktiği yapmaz mıyız ya? Gerek kalmadı ki. Zaten sıçmık gibi bir yere geldi, gerek kalmadı yani. Ah ah ah. Kardeşim Sadako'yla bastığımız zaman direkt çıkıyor televizyondan. Bu niye 2 saat? Diye yani tarifeli uçuş gerçekleştiriyor, ben bunu anlamadım. Gençler, evet, söylediğim gibi Chucky bu hesapta olmadığı için Ali'nin hesabına da ulaşamadım. O yüzden o sözüm olsun, direkt hani gameplay olarak sadece Chucky özel bir gameplay yapacağım. Toxic Bubba'yı da aynı şekilde sadece Bubba'ya özel Toxic Bubba gameplay yapacağım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler, iyi geceler.